Değerli izleyenlerimiz, bugün sizlere Beyağaç ilçemizin Pınarönü mahallesinden sesleniyoruz. Tabii Pınarönü'ndeki geleneksel hale gelen etkinliğimize biz de geldik. Şimdi Ayhan Bey ile tanışacağız. Evet efendim, merhabalar. Merhabalar. İzleyenlerimizi siz tanıyalım önce. Benim ismim Ayhan Nelik. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Daha doğrusu büyüdük diyemeyiz. 11 yaşına kadar bu köydeydik. Sonra bizim için gurbet başladı. Eskiden şartlar zordu, okumak zordu. Allah nasip etti, okuduk. Bugün itibariyle memuruz. Görevimizi yapıyoruz Allah'ın izniyle. İşte köyümüze de bir şekilde hizmet yapmaya çalışıyoruz. Her sene geliyorsunuz bu şekilde. Biraz sonra gelen ziyaretçilerle de konuşacağız. Evet. Geleneksel hale geldi. Artık ülkemizde tanınıyor bu etkinlik. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şimdi öncelikle bunu dünyaya tanıttığınız için, bizim dışarıya açılan penceremiz olduğunuz için Kanal 58'e ve size yeni katılan Ege TV'ye çok teşekkür ediyorum. Köyümüzün ve bizim dünyaya açılan penceresi oldunuz. Ben şöyle diyorum, dünyanın merkezi Pınarönü'ne hoş geldiniz. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Tabii şimdi ziyaretçilerle de konuşacağız ama evet. Nasıl gidiyor, 5 senedir yapıyorsunuz, bu sene bir farklılık var mı, neler söyleriz? Şimdi 5 yılda Allah'ın izniyle bitirdik, 6.sını düzenliyoruz bu sene. Bu sene katılım çok fazla. Yani Torbalı'dan birçok akrabalarımız geldi, amcalarım var. Mesela şu masaya bakarsak, bu masada işte amcalarım var, halalarım var, dayılarımız var. Yani birçok yerden insanlarımız gelmiş durumda. Artık bu yerleşmiş durumda. Şimdi insanlar diyor ki artık ya bu tarihte Eylül'ün ilk haftası, pazar günü. İşte Pınarönü buluşuyor, gurbetten sılaya etkinliği var. Biz gurbet hasreti çekiyoruz. Gidelim köyümüzü görelim, eş dost akraba birbirimizi buluşalım diye geliyorlar. Çok sağ olsunlar. Evet.
İsterseniz programın sonunda tekrar bir toparlama yapalım ama evet. Şimdi gelen misafirlerimizle konuşalım. Evet. Bakalım neler söylüyor. Tamam, tamam görüşelim. Ben kısaca isterseniz bir Pınar Önü Buluşur Gurbetten Sıla'ya etkinliğini gene hatırlatayım. Her sene hatırlattığımız gibi. Gurbetten Sıla'ya Pınar Önü Buluşur etkinliği kapsamında öncelikle mel şeridimizi okutuyoruz. Bunu aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarına ve ahalimizin tüm geçmişlerinin ruhlarına okutuyoruz. Daha sonra köyde oynanan, geçmişte oynanan oyunlarımızı gençlerimizle buluşturuyoruz. Akşamında ise eğlencemizi yapıyoruz. Bir nokta değinmek istiyorum burada. Tabii. Bu sene 3 tane pırıl pırıl gencimiz üniversiteye kazandı köyümüzden. Onları da biz kendi nezdimizde nacizane bir ödüllendireceğiz bu sene. İnşallah onları da göreceksiniz. Onlara ben hayatlarında başarılar diliyorum bundan sonra. İşte gençlerimizle eski nesli buluşturmaya devam ediyoruz. Ne güzel. Emeğinize sağlık. Gerçekten evet. Güzel bir etkinlik. Gurbetten Sıraya dediniz. Evet. Peki devam edelim bakalım. Tamam. Neler yapılıyor? Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Pınar Önü'nde devam ediyoruz. Evet muhtarım merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür gerçekten ederim. Güzel bir etkinlik düzenlemiş burada. Evet. Sizi tanıyalım isterseniz. Şimdi ben Beyağaç Pınar Önü Yeni Mahalle Muhtarı. Aynı zamanda yeni muhtar. Yeni muhtar olduk yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu arkadaşımız Assubay Başçavuş, Kıdemli Başçavuş, Ahenlilik bu toprakların evladı. Aşağı yukarı 20 yıldan beri dışarıda durdu ve dışarıda durdukça bu köyde gelmiş ve geçmişlerini, özlemini, elbette çocukluk anılarını hatırlamak istiyor ve köylüsünü gerçekten çok seviyor. Hani halkını çok seviyor. Buradaki eski düzenleri daha çok hoşlanıyor. Nitekim bundan 5 yıl önce 2014 yılında böyle bir etkinlikte bulundu. Ve nitekim bu konuda gerçekten yani halkımızla dışarıdaki bizim göç veren çok insanımız var. İzmir'de olsun, Milas'ta olsun, Denizli'de, Kale'de. Yani her yıl şu gördüklerinizin çoğu bir hep dışarıdan gelmek durumu şu anda. Bir araya geldi. Yani bu ilk birinci, ikinci yıllarda sanki hani biz bundan acaba ne oluyor veya nasıl bir şey yapılacak gibisini tereddüt ederken yıl geçtikçe biz biraz daha kendimize yani bu işi adapte ettik. Bu sene 6.sını düzenliyoruz. Gerçekten öyle katılım dışarıdaki göç edenler ve çevre köylerimizden gelenler. Yani Allah razı olsun. Hepsinden teşekkür ederiz. Peki. İnşallah daha güzel ileride evet, daha güzel yani zamanla her şey zaman geçtikçe her şey daha olur. Önemli olan sabır. Çok teşekkür yani, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bunlar kadar bizler için geldiniz. Teşekkür ederiz. Saygılar. Çok sağ olun efendim. Evet, Pınar Önü'nde devam ediyoruz. Evet. Sağ ol. Nasılsın acanım? Çok iyiyim. Bu eskiden dedemizin, ebemizin gününden bu şeyi sürdürmeye çalışıyoruz. Ahyanın sayesinde bu eski günlerimize değerlendiriyoruz. Yad ediyoruz. Yad ediyoruz. Peki nasıl gelenler ilgi gösteriyor mu? Memnun oldular mı misafirler? Oldular, memnun oldular. Çok biz de memnun olduk. Onlar da memnun oldu. Ne güzel. Ya, ya. Ne güzel. Nesiller buluştu değil mi? Nesiller buluştu. Hepimiz dostlar, hepimiz görüştük. Yani uzun süre buraya gelemeyen eşle, dostla, akrabayla mı buluştunuz? Uzun suyu gelemeyenlerle hep buluştuk, görüştük. İyi oldu süremiz. Emeğinize sağlık Hacı annem. Sana da sağlık. Nasılsın Hacı annem? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler sormalı. Ben de iyiyim. Şimdi bunu ilk defa görenler vardır. Bir anlat bakalım ne yapıyoruz? Biz bunu önceden böyle tarnalık yapıyorduk. İneklerimizi yem yalıyorduk. Şu anda gösteriş için buradayız. Yani bu sembolik değil mi bu? Evet. Budayı buradan döküyoruz. Hı-hı. Ne yapıyorsunuz bunu? Bulgur mu yapıyoruz? Bulgur yapıyoruz. İnek. Yap bakalım. Evet bakalım biz. Tabii bizim atalarımız bunu çok kullandılar. Hatta benim çocukluğumda bizim evde bile bu kullanıldı. Rahmetli annem bunu kullanırdı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bulgur yarardık. Bu evvelden, evlerimizden, dedelerimizden gelnek görnek. Ya. Eski zaman adamlarını. Yani çok da eski değil. Bundan bir 30-40 sene önce kullanılıyordu değil evet, mi? Evet. Hindi diyemenler çıktı. Hazır diyemenler var. Bunları yorulmayız galiba. Yani teknoloji bir yandan iyi oldu ama evet. Bir yandan da atalarımızın kullandığı malzemeleri unuttuk değil mi? Unuttuk galiba. Unuttuk onları. Hindi bunlar yenge çıktı diyemenler. Evet, evet. Teşekkür ettiniz galiba. Senin kendini mi? Hayır. Ama sembolik olarak getirdim. Ama ne? Çek bakalım nasıl çekiliyor.
Buraya gelen sizin şimdi çocuklarınız, torunlarınız veya evet. misal hepsi görecek evet, değil mi? Görecek, görecek oğlum, görecek. Evet, gördüğünüz gibi bakın bundan yani çok değil, 30-40 sene önce büyüklerimiz bunu kullanıyordu tabii. Hay maşallah. Peki, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Çığ siyah sırmaya gel beri benden uzak kalmaya. Evet, Pınar Önü'nde röportajlarımız devam ediyor. Abi merhaba, sizi bir tanıyalım. Ben Necati Nelik, Pınar Önü köyü halkı vatandaşlarındanım. Nasılsın i̇şte, abi, iyi misin? Allah şükür iyiyiz, sizleri gördük, daha iyi olduk. Yine güzel bir etkinlikle buluştuk. Evet. Nasıl gidiyor, neler söyleyeceksin? Vallahi ne söyleyeyim, bu bizim için, bizim çocuklarımız için çok iyi bir vesile olduğumuz için kendimiz de gurur duyuyoruz. Ve tüm böyle Pınar Önü'nden gidenlerin hep katılmasını istiyoruz ama kimse imkanı olmuyor, kimi gelemiyor. Ama yine aslında, iyi gelen bayağı epey var. Çok çok eskiye göre yıl yıl daha da gelişiyor yani. İyi, şimdi etkinliklerimiz var, çelik çomak oyunlarımız, yarışmalarımız var, birincilikleri bunları vereceğiz. İnşallah işte böyle günümüz geçiyor. Abi gelenlerle buluştuk. Gelemeyenlere bir selam gönder bari. Pınar Önü'nden olup da ve tüm böyle Türkiye, Türk vatandaşı herkese selamlar. Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ ol abi. Sayın Belediye Başkanım, kurum amirlerim, muhtarlarım, saygıdeğer büyüklerim, değerli misafirlerimiz, Gurbetten Sıla'ya Pınar Önü Buluşuyor etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizlere program aktarmak istiyorum. Aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm geçmişlerimizin ruhlarına Mevlid-i Şerif'in okutulması. Köyümüze ve etkinliğimize emeği geçenlere plaketlerin takdimi. Köyümüzde geçmişte oynanan oyunlardan çelik çomak, beş taş gibi oyunların oynanması. Çocuklarımız için yumurta, bisiklet ve çuval yarışlarının yapılması. Akşam çörek kapması ve eğlence programının yapılacaktır. Ayrıca gündüz oyunlarda birinci olanlara madalyaları takdim edilecektir. Müsaadenizle Gurbetten Sıla'ya Pınar Önü Buluşuyor programını başlatıyorum. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Ayhan Nedi'yi kürsüye davet ediyorum. Bu vesileyle Sayın Başkanımızı tekrar tebrik ediyorum. Hizmetlerinin başarıyla devam etmesini gönülden diliyorum. Kendisine Yüce Rabbimizden sağlık niyaz ediyorum. Kanal 58'e hareketini takdim etmek üzere muhtarımız Kadir Sabalı'nın teşriflerini bekliyoruz. Gurbetten Sıla'ya Pınar Önü Buluşuyor'a katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen Adem Sabalı plaketini almak üzere buraya davet ediyorum. Plaketi takdim etmek üzere onur konuğu Bilal Akın hocamızın teşriflerini bekliyorum. Gurbetten Sıla'ya Pınar Önü Buluşuyor etkinliğinin gerçekleşmesinde ve bugünlere gelmesinde katkıları büyük olan Özcan Sabız'ı plaketini almak üzere buraya davet ediyorum. Plaketini takdim etmek üzere Sayın Mustafa Tekin'i teşriflerini bekliyorum. ...2019-2020 yılında üniversiteyi kazanarak köyümüze büyük gurur yaşatan gençlerimizden Osman Sabah, Selya Sabah ve Gülsün Sabah'ı plaketlerini ve hediyelerini almak üzere buraya davet ediyorum. Maalesef
değerli büyüklerimizden ve öğrencilerimizden birkaç kişi gelmemiş. Onları sonra biz kendimiz takdim ederiz. Gülsüm Sabah'ın plaketleri ve hediyesini takdim etmek üzere eşim Mukaddes Melik'i buraya davet ediyorum. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Bu arada Sayın Başkanım başta olmak üzere. Bu yörede öğrenci olmak gerçekten çok zor. Bu köy şartlarında üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Gülsüm'e hepinizi veriyorum, ne mutlu bana. Tekrar tebrik ediyorum. Gülsüm'ün... Pardon, düzeltiyorum. Zeliha'nın plaketini verme onurunu ben yaşayacağım. Bu çok güzel bir duygu. Ve ayrıca bunlar önümüze güzel hizmetler olur inşallah. Evet efendim, Pınar Önü buluşuyor programımızın sonuna yaklaştık. Tabii şimdi de belediye başkanımız Sayın Mustafa Akçay beyefendi yanımızda. Başkanım, biraz önce kürsüden sizi dinledik ama ben evet. Bir de özel röportaj almak istedim. Neler söyleyeceksiniz, nasıl buldunuz efendim? Evet, ben her şeyden önce Kanal 58 ve Ege TV'yi Bey Ağacımıza, Pınar Önü'müze hoş geldiniz diyorum. Tabii her zaman olduğu gibi yine bu etkinliğimizde de Bey Ağacın, Pınar Önü'nün gözü kulağı oluyorsunuz. Sizlerin aracılığıyla bizleri seyreden herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii biraz önce aslında konuşmamızda da belirttik. Pınar Önü buluşuyor Gurbetten Sıraya etkinliğinin bu sene 6.sı. Gerçekten Pınar Önü Mahallesi'nin nüfusuna baktığımız zaman, buradaki insanlarımızın gelirini ve sosyal durumuna baktığımız zaman ciddi anlamda bir yani 6 yıl süren ve inşallah bundan sonra da 60. yıllara, 160. yıllara kadar devam edecek olan bir etkinlik olmasını diliyoruz. Tabii önemli olan bu kültürel değerlerin aktarılması, bizden sonraki nesillere gelenek ve göreneklerimizin aktarılması, unutulmaması çok önemli bir şey. Ve en azından yılda bir defa da insanlar bir vesileyle buluşabiliyor. Yani artık günlerimizin yoğunluğu, hayatın o meşgalesi bizi bazen birbirimizi sırayı rahim yapmayı unutturuyor. Bu vesileyle de buradaki insanların, dışarıya giden insanların bir vesileyle burada bulunması, buluşması, birbirine hasret gidermesi, Pınar Önü ile ilgili bir takım konularda, istişarelerde bulunması, fikirlerde bulunması hem bizim burada yapacak olduğumuz hizmetler açısından, çalışmalar açısından da katkı sağlıyor. Ve bu mahalleye de çok büyük değerler katacağı konusunda ve kattığı konusunda ve bundan sonra da katacağı konusunda da şüphemiz yok. Biz bu etkinlikler sürdüğü müddetçe, buradaki mahalle sakini vatandaşlarımız bunu sahip çıktığı müddetçe biz de Beyaş Belediyesi olarak, yerel idare olarak bu etkinliğe destek vereceğiz, katkı vereceğiz. Ben sebep olan başta Ayhan Nelik kardeşime, onun çünkü çok büyük ve eşi hanımefendi Mukaddes Hanım'ın çok büyük özverileri var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar bu fitili ateşlemiş oldular. Kıvılcımı, meşaleyi yakmış oldular. İnşallah arkadan diğer burada yaşayan insanlar, bu toprakların suyunu içmiş, ekmeğini yemiş insanlar da bu şekilde bu organizasyona destek olmaya devam edecekler. Biz de devam etmeye çalışacağız. Ben katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Başkanım, güreşlerimiz yaklaşıyor. Evet. Şimdi bugün Pınar Önümüz tamam ama evet, güreşlerin evet. Davetini almadan sizi bırakmıyorum. Aynen. Evet, yine biz kısmet olursa bu yıl 10.sunu Beyaş Belediyesi Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşlerini 15 Eylül 2019 Pazar günü Beyaş Belediyesi Hüseyin Çokal Er Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Yine aracılığınızla bizleri izleyen bütün aziz seyircilerimize inşallah 15 Eylül 2019 Pazar günü güzel güreşler seyretmek üzere Hüseyin Çokal Güreşleri Beyaş Belediyesi Er Meydanı'nda bekliyoruz.
bütün hazırlıklarımız tamam mı başkanım? Aynen, her şeyimiz tamam, hiçbir sıkıntımız yok. Evet, sahamız hatta bu sene daha iyi. Sahamız daha iyi. Bu sene hazırlıklarımızı biraz daha erken tamamladık. Sadece ve sadece aziz seyircimizi bekliyoruz. İnşallah. Biz herkesi davet ediyoruz inşallah. O gün biz de orada olacağız başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum. İyi yayınlar diliyorum çok inşallah. Sağ olun, çok sağ olun. Beyağaç, Pınar önünde röportajlarımız devam ediyor. Tabii misafirlerimizle tanışıyoruz. Efendim biz sizi tanıyoruz ama izleyenlerimiz için sizi bir kez daha tanıyalım. Evet. Ben Doktor Halil Hayit. Aslen Beyağaçlıyım. İmam Hatip Lisesi'ni Isparta'da, Yüksek İslam Enstitüsü'nü Konya'da bitirdim. Kura sonucunda Tokat İmam Hatip Lisesi'nde 2 yıl görev yaptım. 1. yılı öğretmenlik, 2. yılı idarecilik olmak üzere. 3. yılda Düzce İmam Hatip Lisesi müdürü oldum. 4. yılda Bursa İmam Hatip Lisesi'ne müdür olarak atandım. 8 yıl orada müdürlük yaptım. Daha sonra Bursa İlahiyat Fakültesi'ne dinler tarihi hocası olarak geçtim. Dinler tarihinden doktoramı tamamladıktan sonra rahmetli Hasan Celal Güzel'in teklifiyle Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak atandım. 8 yıl bu görevi yaptım. 1986-94 evet yıllarında. Daha sonra 97'de emekli oldum. Çünkü genel müdürlükten sonra müşavir olmuştuk. Emekli oldum. 22 senedir de emekliliğimi yaşıyorum. Ankara'da ikamet ediyorum. Ama bayramlarda ve zaman zaman sıla-i rahim yapmak üzere memleketim olan Beyağaç'a geliyorum. Dostlarla. Takip edebiliyor musunuz efendim? Oradan basın yoluyla da olsa takip edebiliyor musunuz memleketi? Çok yakından. Belki Beyağaçlılardan daha çok takip ediyorum. Beyağaç'ın, kalenin, tavasın ve bu yörenin gelişmelerini çok yakından takip ediyorum. Evet. Isparta İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyken bir biyoloji öğretmenimiz vardı. Adı Hamza Özmen, Burdurluydu o. Derdi ki, çocuklar, doğduğunuz yere hizmet edin ama doğduğunuz yeri de unutmayın. Tabii. Bu söz benim kulağıma küpe oldu. Emekli olduktan sonra Beyağaç'a bir ev yaptırdım, baba ocağına. Çok şirin bir ev de oldu, dublek şeklinde. Ve buraya geldiğimiz zaman da 1-2 ay yazın kalıyoruz ve burada çok mutlu oluyoruz. Efendim bugün Pınar Önü için ne söyleyeceksiniz? Bugün burayı nasıl buldunuz efendim? Evet, Pınar Önü bu programı başlatan bir mahallemiz oldu. 6 yıldır devam eden bir program. Ama ben diğer mahallelerde böyle program olduğunu duymadım. Onun için bu programın diğer mahallelerimize de örnek olmasını, oralarda da uygulanmasını temenni ediyorum. Hem inançlarımızın hem geleneklerimizin bir bakıma yaşatılmasını sağlayan bu tür programların bundan sonraki yıllarda da devamını gönülden diliyorum. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şöyle devam edelim. Tabii şimdi de Bilal Hocam yanımızda. Evet, Bilal Bey, sizle tanışıyoruz ama ben sizin bu köyde imamlık yaptığınızı bilmiyordum. Biraz önce kürsüden duydum. Gerçekten tebrik ediyorum. Sağ olun. Neler söyleyeceksiniz? Bugün Pınar önünde neler yaşadınız? Sağ olun. Ben de 1998-2000 yılları arasında İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra ilk olarak buraya atandım ve burada 2,5 yıla yakın bir süre burada imamlık görevini yaptım. Aynı zamanda burada imamlık yaparken İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ni de kazanıp aynı zamanda üniversitede okumaya devam ettim. Ve bu süre zarfında buradan devamlı git gel yaparak üniversiteyi okudum. O anlamda benim bu köyle ilgili çok güzel anılarım var. Bana bu köy gerçekten sahip çıktı. Çünkü ben burada göreve başladığımda daha 18 yaşıma bile gelmemiştim. Evet, çok küçük yaşta, 17 yaşında göreve başlamıştım, memur olmuştum. Bu küçük yaşta bu köy halkı bana ev sahipliği yaptı, bana annelik yaptı, babalık yaptı. Onların elinde
hayata adım attım, hayatı öğrendim. Aynı zamanda burada üniversite okuma fırsatını yaşadım. Onların bana sahip çıkması sonucunda ben bu fırsatı yaşamış oldum. Benim için hakikaten gerçekten de büyük bir imkan yarattıklarından dolayı Pınar'ın halkına, bana burada abilik, ablalık, babalık, annelik yapan tüm abilerime, ablalarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. 20-21 yıl sonra da, aradan bu kadar zaman geçtikten sonra da sağ olsun unutmamışlar. Onur konuğu olarak beni davet ettiler. Ben de çok büyük onur duydum, gurur duydum. Seve seve geldim. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İleriki senelerde inşallah tekrar buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Evet, Pınar önünde Beyağaç'ta devam ediyoruz. Tabii Beyağaç Pınar önündeki programımızın sonuna geldik. Şöyle bir toparlama yapıp programımızı bitireceğiz. Evet Ayhan Bey, gerçekten çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Programımızın sonuna geldik. Siz neler ekleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle sizlere. Daha sonra da buraya gelen eşimizi, dostumuzu, akrabalarımıza çok teşekkür ederiz. Bu sene Torbalı'dan katılım yüksekti. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da gelirler. Her zaman bekliyoruz onları da. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bundan sonra da devam edecek. İnşallah. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Gerçekten sağ biz de beğendik. Harika olmuş. Emeğinize evet, sağlık. Çok sağ olun. Evet. Siz neler ekleyeceksiniz? Başta bu programı yayınladığınız için, yaptığınız için bütün köylüme ben teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum. Katılamayanlara da bir dahaki seneye kesinlikle bekliyoruz artık. Hepinizden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür eyvallah. Ederim. Evet muhtarım, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Şeref verdiniz bize. Onurlandırdınız. Bu altıncısını düzenlediğimiz etkinliğimizin başta Ayhan komutanımız, Ayhan Delik, en büyük destekçisi Mukaddes Hanım ve köyden bir nevi destekli bulunan arkadaşlarımız var. Bu etkinliği gerçekten gittikçe güzelleştiriyoruz. Gün geçtikçe biraz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah daha yenilerini, daha güzel şeyler yapmayı nasip eder. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Gelenden gidenden herkesten çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür evet Veli Bey. Sen neler ekleyeceksin? Öncelikle çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben annem buralı benim. Ben yakın bir köydenim. Bunlar benim kardeşlerim, çocukluk arkadaşlarım. Bizi teklif ettiler. Ben de her sene elimden geldiğince bulunmaya çalışıyorum. Emeklerine, özellikle çabalarına çok teşekkür ediyorum. Biz ömrümüz oldukça inşallah bundan sonraki dönemlerde de katılmaya çalışacağız. Ama katılımın daha da çok olmasını canı gönülden istiyoruz. İnşallah daha nice Pınar Önü'ye buluşuyor da birlikte beraber oluruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet Ayhan Bey, arkadaşlarınızı duydunuz. Evet. Neler ekleyeceksiniz? Herkesin emeği çok bunda. Pınar Önü halkı bu işin mimarıdır. Tekrar belirtiyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenlerimiz. Beyaş Pınar önündeki programımızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Ayhan Bey bizi de unutmamış. Bir plaket de bize verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi Beyaş'tan ayrılıyoruz. Siz Kanal 58'den ayrılmayın. Herkese hayırlı günler diliyoruz efendim.